arkadaşlar yeniden merhaba. Aralarda biliyorsunuz ellemesine genişletmeyi yaşatmak için size bir takım ekstralar veriyoruz. Bu da bugüne kadar gördüğümüz derslerin arasında sizin için faydalı bulduğumuz ifadeler. Arada bunu da verelim dedik. Hemen bakalım. Belki de çoğunu biliyorsunuz zaten, aşinasınız. With, bu sefer TH, bakın cümlenin sonunda hep TH ile başlamaz, sonunda da olabilir. With demiyorum da with. With ile demektir. Kendisinden sonra yine şurada bir isim, bir ürün gelir. Bu isme, ürüne ile anlamını katar. With Ali dersem Ali ile. Yanında kim var ya, neredesin? Ha, ben Ali ile Adana'dayım. I am olduğum bir şey. I am with Ali. Ali ileyim. Ali ileyim. Bakın yine Türkçe'de Ali ile diyoruz. Şu ile ifadesi sondan eklemeli bir dil olduğumuz için sonda. Ama İngilizce'de bakın başta. I am with Ali. İstersem devamında in Adana diyebilirim. Tabii şöyle bir cümle de olabilir. Ay bak, görüyor musun, yağmur başladı. Neyse ki şemsiyemle çıkmıştım dışarı. İlla ki bir kişi olmak zorunda değil. İstersen with my umbrella, şemsiyemle, şemsiyem ile de diyebilirim. Çocuklarımla diyebilirim. Senin çocuklarınla ben ilgilenirim, sen merak etme. With your children diyebiliriz. Şurayı şöyle uzatayım, şu koridoru. With your children, senin çocuklarınla. With'i ile anlamının dışında lili, lulu anlamı da var. Bakın şimdi. With lemon dersem, buradaki yine isim ürün gelecek. Bu sefer de lili, lulu anlamında. With lemon, limonlu. With balcony, balkonlu. Ya ben öteki eve beğenmedim de baktığımız şu balkonlu evi daha çok beğendim. Yazın da oturur çay içeriz balkonda. With balcony, with sugar, şekerli. Mesela şöyle bir cümle yapmak istiyorum. My tea, yani benim çayım. Cümlemi bu ifade başlatıyor. Eşittir it demektir. Benim çayım şekerli. Bunu alsanız, ben şekerli çay içemiyorum da kusura bakmayın, şeker atılmış buna. Benim çayım şekerli. Çayımın olduğu bir şeyden bahsediyorum. My tea is with sugar. Çayım şekerli demiş oldum. Şöyle bir cümle yapmak istiyorum. Ahmet Bey yapsın. Bizim evimiz balkonlu. Bizim evimiz. Our home. Güzel. Is de our bizim de. Our house ya da our home. Is. Evin olduğu bir şey. Şimdi evet. Biz çokuz evde. Evimiz bir tane. Bunu konuşmuştuk daha önce, hatırlıyor musunuz? Our, we, biz demek, our, bizim. Oralar kafa karıştırmasın. Our ifadesinin bizim için hiçbir anlamı yok burada. Sadece tarif etmek için. Hani bir şeyin detayını vermek için. Bize o ait olduğunu anlatmak için kullanıyoruz. Önemli olan şuradaki isim üründü. Our house is, bizim evimiz. With balcony. With balcony. Balkonlu. Hocam peki bir şey dikkatimi çekti. Tabii buyurun. İkidir. Hani kısa olduğu için mi ya da sürekli aklımıza o geliyor diye mi, nedir? Ev deyince ben home diyorum, siz house diyorsunuz. Bunlar arasında evet, teknik bir şey var mı? Fark var mı? Home da kullanabilirsiniz. Hemen anlatayım. Home ile house arasında ufak bir fark var. Home, hani bu filmlerde falan da görürsünüz. Evim evim, güzel evim. Sweet home, home home, sweet home falan yazar. Paspaslarda falan evet. Yazar yeni moda. Şimdi ev, home dediğiniz zaman yuvam. O huzur, oh gitsem de bir ayaklarımı uzatsam. Hani yuvam anlamında. House ise bina olarak. Mesela işte iki ara sonra sağa dön, bir cami göreceksin. Caminin yanında bir banka var. Bankanın solundaki ev. Hani bina olarak bahsediyorsam, aynı banka gibi, cami gibi anlatıyorsam, o zaman da house kullanmak zorundayız. Ama hani konuşurken burada bizim ev derken bizim yuvamız da diyebilirsin. Önemli evet. Our home da olurdu. Binayı kastediyorsan our house da olurdu. Mesela clean, temiz ev, clean the house da diyebilirsin. İşte clean home da diyebilirsin. Clean house da, ikisi de fark etmez.
Sadece şunu söyledim mi bilmiyorum daha önce. Madem home'la house'u sorduk, burada anlatayım. Ben evdeyim derken D'dayı, bakın şimdi I am olduğum bir şey. Neredesin Esra? Arıyor arkadaşım. Ben evdeyim diyorum. I am, ben diye kurduğum cümleyi olduğum bir şey. Home kullanıyorsam at home diyeceğim. I am at home. House kullanıyorsam in the house diyeceğim. İkisi de D'de anlamını veriyor. Niye? Kural böyle. Bir sebebi yok. Bazen hani böyle açıklayamadığımız şu sebepten ötürü diyemiyoruz buna. Böyle kabul etmişler. I am in the house, I am at home. In the house'da indim house başına. Oradan gelebilir aklımıza. Evet, devam ettik. With ve without'la ilgili şöyle bir cümle yapacağım. Diyeceğim ki bu kek limonlu ve benim limon alerjim var. Yiyemem ben bunu. Bu kek limonlu. Şimdi bu ifadesi this'ti. Aynı Türkçe gibi bu kek dedik. This cake, kuralım cümleyi, is with lemon. Evet. Örnekleri çoğaltacağız. Yine çevirilerimizden bulabilirsiniz. İkinci ifademize geçelim. Şurayı siliyorum. At home, in the house. Unutmayalım. Evet, futbolda top dışarı çıkınca out mu oluyor? Siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Futbolla aram çok yok. With ileydi. Out, without dediğiniz zaman hani nasıl top dışarı çıkınca devre dışı kalıyor değil mi? Yani o an oyun duruyor. Onun gibi düşünün. Devre dışı bırakıyoruz kendisinden sonra gelen ifadeyi. Bir isim, bir ürün geliyor burada. Bu ürüne sız, siz. Yani olmaksızın anlamını katıyor. Olmaksızın, doğru yazdım. Without sugar, az önce yazdığım şeylerin hepsini ekleyebilirim. Şekersiz demiş oldum. Without milk, sütsüz. Without my children, ben çocuklarımsız gelemem. Kabul ediyorsanız çocuklarımla gelirim. Without my children. Kızım olmadan asla diye bir film vardı, kitabı da vardı. Kızım olmadan asla. Without my daughter. Kızımsız, kızım olmaksızın, kızım olmadan. Evet, şimdi birkaç tane örnek verelim. Şöyle diyelim. I have got a cup of coffee without milk. Kurduğum cümleye sahibim diye. A cup of coffee bu arada bir fincan kahve demek. Bir fincan kahvem var. I have got a cup of coffee. Ya da bir fincan kahveye sahibim. Without milk, sütsüz bir fincan kahveye sahibim. Sütsüz bir fincan kahvem var. Şöyle bir şey yapayım. Arabasız. Onlar arabasızlar. Ya nasıl gelsinler buraya Allah aşkına? Ne kadar mesafe var oradan buraya? Olmuş da yok. Toplu taşıma da yok. Nasıl gelsinler buraya? Toplu taşıma bu arada public, halk demek. Public. Transportation. Transit'ten gelsin aklınıza. Transportation da ulaşım demek. Public transportation, toplu taşıma. Aralarda böyle şeyler veriyorum aklıma istince. Evet, cümlemiz neydi? Onlar arabasız. They have got. Şimdi çok güzel. Onların sahip olduğu bir şey mi var, oldukları bir şey mi? Yine mi hata yaptım acaba? Olacak. Önemli bir şey bu. Hata yapacağız ki doğruyu bulalım. İyi ki yapıyorsun çünkü senin yaptığın hatayı onlar da yapıyor ki. Evet. Onların da aslında içinden geçeni cevaplamış oluyoruz. Yaptığı hatayı düzeltmiş oluyoruz. Şimdi they have got dersen onlar sahip, burada bir ürün gelmek zorunda. They have got a car gibi. Ama dedik ki onlar arabasız. Onların olduğu bir şeyden, arabasız olduklarından bahsediyorum. İşin içinde herhangi bir sahiplik yok. Dolayısıyla have got, has got kullanamayız. They are oldukları bir şey without car. They are without car. Onlar arabasız. Şöyle yapalım. Diyelim ki bu ev
ev balkonsuz. Bu. This. Evet. House diyelim bu sefer. Evet. This house is. Is tabii ki. Niye? Evet. Evin olduğu bir şey. This house is without balcony. Balcony. This house is without balcony. Evet. O zaman devam ettik. About'u az önce diğer dersimizde, daha doğrusu Helga Tezgahlı dersimizde kısaca söylemiştik. About neydi? Kendisinden sonra gelen isme, ürüne hakkında ile ilgili anlamını katıyordu. Yine tekrar etmiş olalım. About'tan sonra bu nokta nokta hakkında, nokta nokta ile ilgili. Burada ne geliyor? İsim, ürün geliyor. About you. Senle ilgili, senin hakkında. About me, benle ilgili, benim hakkımda. About flowers. Çiçeklerle ilgili bir makale yazıyorum. About, ya da çiçekler hakkında. About English. Şöyle bir cümle. Ne dersiniz? Ali ile okumak için İngilizce hakkında bir kitaba sahibim. Ali ile okumak için İngilizce hakkında bir kitaba sahibim. Şimdi neyle bitirdim ya da bir kitabım var. Bir kitaba sahibim diye bitirdim. Öncelikle cümlemizi kuracağız. Bakın Türkçe'de neyle bitirdim? Sahibimle. İngilizce'de onunla başlıyorum. Nasıl söyleyeceğim bunu? I have got. Sahibim. Şimdi neye sahip olduğumu söyleyeyim. I have got a book. Ben bir kitaba sahibim. İngilizce hakkında dedik. Hakkında ile ilgili about'tur. About kendisinden sonra geliyordu ifademiz. I have got a book about English. İngilizce hakkında bir kitaba sahibim. Şimdi diyorum ki Ali ile okumak için, okumak için, okumak yapılan bir şey var. O zaman to read, değil mi? Okumak için. Ali ile dedim. Evet. With Ali. To read with Ali. Devam edelim mi ya şuraya? On Sunday diyelim hatta sonunda da. Pazar günü. Günler önüne onadır arkadaşlar. Pazar günü Ali ile okumak için İngilizce hakkında bir kitaba sahibim. Hocam, şimdi, neyi evet. Fark ettim biliyor musunuz? Evet. Biraz önce Türkçesini söylediğinizde çok karmaşık bir cümle gibi geldi. Halbuki sadece ilk cümle kurabileceğimiz dersimizde bile bildiğimiz kelimelerle cümle kurabileceğimizi fark ettim. Aynen. Muhtemelen izleyen arkadaşlar da aynı şeyi fark etmişlerdir. Aslında çok da gözümüzü korkutacak bir şey değil gibi görünüyor. Aynen öyle. İngilizce çok basit bir dil arkadaşlar. Bizim ana dilimiz Türkçe, İngilizceye kıyasla çok çok zor bir dil. Gerçekten bazı, hani formül gibi düşünün, bazı detayları oturttuğunuz zaman öncelikle cümle kurmayı öğrenin, cümle kurmayı bilin neyin ne olduğunu, sonrası tıkır tıkır gelecek. İşte bu ellemesine büyüme dediğimiz genişletme, yani kullanıma daha fazla arttırma olayını yaptıkça siz de anlayacaksınız ki aa ne kadar kolaymış, aa bunu da yapabiliyorum, şunu da yapabiliyorum diye ilerleyeceğiz. Evet, şimdi with, without, about'tan bahsettik. Daha önce for, to, since'den bahsetmiştik. Bununla ilgili karışık çevirilerimizi yayınlayacağız. Lütfen o çevirileri yapın. Çünkü sizi en çok, şu aşamada en çok geliştirecek şey onlar. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok güzel. Evet. Ya şu benim de tahta kalemine alerjim var. Evet. Sürekli burnum akıyor. Tebeşire de evet. Ben de alerjik astım vardı. Allah. Yani sonradan aşıyorum da bayağı geçti. Önceden hapşur hapşur ölürdüm. Bit. Without. Benim de ben olmadan mı? Evet. Şey, dance with me falan var yani. Evet. Without, for, to verdik. About verdik.